Ben 1952'de 5 erkek, 2 de kız, 7 çocuğum. En küçüğü olarak babam Ahmet Tahiroğlu, annem Emine Tahiroğlu olmak üzere Avşin'in Çobanbeyli kasabasında dünyaya gelmişim. Adım Cuma Tahiroğlu. Ben 3,5-4 yaşında yeni yeni Elif Cüz'ü Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken okula gitmeden kendi kendimi tanıdığımda 2-3 tane koyunu, 2 çift sürmek için öküzü, kendisinden büyük 4 tane abisi, 2 tane bacısı, 65 yaşında annesi, 50 yaşında annesi, 60'ta babası olan bir köyde olduğumu hatırladım. Kuzuları güderdik. 8-9 yaşında gittim ben ilkokula. Çiftçilik yapardı babamız. Yani fasulye, nohut, pancar, patates, bahçemiz olurdu, bağımız olurdu. Tarla yazın Ağustos'a kadar küşne yolmak, arpa yolmak, işte hepsi beraber köy hayatının çift sürmek, biner ekmek, tapanlamak, nadasa bırakmak dahil köy hayatını tepeden tırnağa kadar bilirim. Özellikle küçükken 50-60 tane kuzumuz olurdu. Ömür boyu kuzu yayarak okula gidinceye kadar. O bakımdan ilk okula başladığımızda bile 2 ay baştan 2 ay sondan okulu terk eder, çalışmalara devam ederdik. İlk okuldan sonra Avşin Ortaokulu'na gittik. Ortaokulda da öğrenci olarak çoğundan yaşlı olduğum için bir abi konumunda, kitaplık kolu başkanı olarak özellikle ortaokul hayatımızda Süleyman Sami Dikici denen bir hocamızın desteğiyle bize kültürel faaliyetlerde bize öğretmenlik hocalık yaptığı gibi aynı zamanda da babalık yaptı. Milli ve manevi değerlere saygılı olmamızda hocamızın hususi gayretlerine şahit olduk. Kitaplık kurduk. Ben kütüphane başkanı oldum. Yani 3 yıl boyunca ortaokul döneminde o kitaplıkta bütün öğrencilere Milli Çığır diye bir gazete çıkartarak onlara kitaplar verdik. İstediğimiz kitapları aldık getirdik. Ortaokul döneminden sonra liseye, Maraş'a geldim. Maraş'a geldiğimde özellikle açıkça ifade ediyorum. Gençlerden Ali Sezal beyefendi, Şeref Baydemir abi, Hüseyin Bilal, Osman Arıkan, Mahmut Arıkan'ın babası rahmetli Osman Arıkan, İlim Yayma Cemiyeti diye Bahçe Palas'ta bir yer açmışlardı. Biz Bahçe Palas'ta öğrencilerin içinde öğrenci temsilcisi olarak kaldım. Lise boyunca da Fazıl Tiyekli hocamın küçümsenemez bir desteğiyle manevi yönden bize abilik bir hocalık yaptı. Ve Milliyetçiler Derneği denen bir yer vardı. Eski Sümer Bank'ın üstü derdik. Şeyden Süccimam Çeşmesi'nden aşağı inerken solda 50 metre yukarıdan girilirdi. Orada kültürel faaliyetler olurdu. Bu arada rahmetle anacağım insanlar var o günlerde. Necmettin Gevir hocamız, Hüseyin Bahar yaşıyor halen. Cemanlar, Ankara'da olan Durmuş Ali Eker vardı. Daha önce burada İktisat Müdürü'ydü belediyede. Orada kültürel faaliyetler vardı. O lise dönemini orada geçirdik. Lise dönemi içerisinde kültürel faaliyetler olarak Maraş gibi yerde, koskoca vilayette 3-5 yer vardı. Ama o günler için oralara giden insanlar bugün Türkiye'nin her tarafında hatırı sayılır bir abi konumundalar. İsmail Kıllıoğlu, Osman Sarı, işte Yedi Güzel Adam'dan Erdem abiler, Özden Örenler o günlerin o ocağın müdavimleriydi. Ali şeyle Ali abi bizim vaabimizdi Ali Sizal. Ali İhsan Şeref Ali Seyit Hanoğlu ile bugün üniversitedeki Profesör Ahmet Eğicil de benimle birlikte üçümüz de o Milliyetçi Derneği'nin günlük müdavimlerindendik. Şimdi hepimiz yaşlı başlı adam haline geldik. Lise döneminden sonra
üniversiteye gittik haliyle. 1973'te Ankara'ya vardığımda ilk önce MARDER, Maraşlar Derneği'ni bir araya getirdik, kurduk. Bizim Maraş'ta da vali yardımcılığı yapan Mehmet Büyüktaş denen beyefendi Anadolu Öğrenci Yurdu Müdürü'ydü. Anadolu Öğrenci Yurdu'na biz vardık. Profesör Murtaza Korlelçi, Maraşlı bir hemşerimiz olarak, Bellotil'in, Ahmet Belli rahmetinin damadı olarak bize abilik yaptı. Okullara yerleştirdi, gezdi. Daha sonra Milli Türk Talebe Birliği'ne gittik. Ben Milli Türk Talebe Birliği Ankara ikinci başkanlığı yaptım. İşte 1975'lerdeydi. O zamanlarda üniversite ikinci sınıf olarak evlilik işi öğrenciyken başladı. 1975'lerde Ankara'dayken rahmetli olan hafız bir abim vardı. Hasan Hafız Tahiroğlu. Allah mekan cennet eylesin. İki ay önce kaybettik. O Elbistan Çarşıbaşı Camii'nde imamdı. Onun yardımcı olmasıyla Milli Selamet Partisi il genel meclislerinden Hasan Hüseyin Öztürk vardı. Şu anda üniversitemizdeki Ziraat Fakültesi'nde hatırı sayılır bir profesör olan Durmuş Öztürk'ün babası. Onlarla tanıştık ve Hacer Hanım'la 1975 yılında düğünümüzü böyle bir hafta gece, bir hafta gündüz davul zurna çalarak değil de bir otobüsün de ilavesinde Ankara'ya gitmek üzere, öğrenciyiz zaten. Öyle bir düğün yaptık, Allah razı olsun. Hacer Hanım da o zorluklara tahammül ederek bizim üniversiteye rahat bitirmemizde büyük emeğini, desteğini gördüm. Kardeşlerim, işte büyük abim Hanifi Tahiroğlu, onun küçüğü Mustafa Tahiroğlu, onun küçüğü rahmetli Hasan Tahiroğlu, İsmail Tahiroğlu, iki de bacım var, hanım ve Hatice. Yalnız abilerim, benim üç çocuğum var, evlendim. Ama onların 8'er 9'er çocuğu var. Büyük abimin iki müftüsü var. Şu anda Osmaniye müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu. Eski Urfa müftüsü Ramazan Tahiroğlu. İkinci küçük Mustafa abimin ki doktor oğlu var. Biri şu anda bakanlıkta hatırı sayılır bir bürokrat Mehmet Tahiroğlu. Biri Kayseri'de Tahir Tahiroğlu. Hasan Hafız'ın da şu anda TOKİ. Kazım Karabekir müdürümüz Huzeyfetül Yemani Tahiroğlu. Huzeyfe onun oğlu. Diyanet Sen'de görevli Ramazan var, Hacı Ahmet var. Yani böyle ilk tahsilli olan ben olmak üzere 50'den fazla mühendisiyle, doktoruyla tahsile düşkün bir aile halinde Rabbim nasip etti. Ben Ankara'dayken yaşım 25-26 olmuştu. Babam rahmetli olmuş, bir tek anam vardı. Dedim ki artık evlenme çağı geldi. Abime haber saldım, Hasan Hafız'a. İşte anası, babası, kendisi uygun, görüşü milliden birisi varsa bana duyurun da geleyim bakayım olarak. Dediler ki işte bir kız var, Hacer Hatun, Hacer Hanım. İşte 15-16-17 yaşlarında o zamanlar. Biz öyle 25-26'da değil. Gel bak dediler. Ben o zamanlar Milli Selamet Partisi Ankara Genel İdare Kurulu üyesiyim. Gençlik kolları. Yani Erbahan'ın yanındaki 15 gençten bir tanesiyim. Ben Ankara'dan buraya geldiğimde Afşin, Elbistan, Göksun ilçe teşkilatları toparlandı. 30-40 kişilerin evlerine gittik. Hacer Hanım gelin. Kayınpeder de il genel meclisimiz o zamanlar partinin. Ben orada gördüler. Çay içtik, kahve içtik. Daha sonra beni tek başına çağırdılar. Ben de Hacer Hanım'ı gördüm. Abim bana sordu. Ne diyorsun kardeş dedi. Vallahi ben ömrümde kıza bakmadım dedim. Bunları da gördük, beğendik ailesinde. Bismillah deyin, başlayın. Başladık. Çok aham şaham bir düğün yaparak değil. 5-6 ay sonra da geldik. Düğünümüzü yaptık. Çok şükür. O günden bugüne de neyi der bakayım, 75'ten bugüne 25-25-45 45-44 senelik evliyiz. Huzurumuz yerinde. Şikayetimiz yok. Kayınanam ve kayınbabam da rahmetli oldu. Allah mekanı cennet eylesin. Kayınanama Leyli Hatun derlerdi. Marabada kendi adına bir cami yaptırdık. Leyli de rahmetli olduktan sonra 3 gün önce bir Leylimiz daha oldu. En küçük oğlum Cihad'ın Leyli Lina diye bir hanımefendisi nasip oldu, Leyli Hatun. Leylimiz geldi yani şimdi.
Bu arada iki oğlum, bir kızım ve altıncı torunum da geldi. Ahmet Tahiroğlu tapuda memur. Cihat Tahiroğlu 13 Şubat Gençlik Kollarında ve benim büroyu ona devrettim. Emine Tahiroğlu, Emine Polat da öğretmen kızım. Şimdi evinde. Allah selamet versin. Evlilik hayatımız buradan sonra işte Ankara'ya gittik. Ankara'da Emine doğdu. Oradan Edirne'de Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne çalıştım. Ankara'dayken Teknik Elemanlar Derneği, tek bir diye bir dernek yöneticiydim aynı zamanda. Dergi çıkarttık. Maraş'ın ve Türkiye'nin kültürlüğünde, sanayi ve teknolojinin gelişiminde daha öğrenciyken bir örgütle, teşkilatla beraber çalıştık. Daha sonra bir okul bitti. Üniversite hayatı 5-6 yıl, 1978'de inşaat mensubu olarak okuldan bittik. Okulda çok kargaşa vardı, çok dövüş, kavga vardı. Ancak biz yükselişte okuduk. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde. 16-17 bin kişi öğrencimiz vardı. 5-6 bin sağ, 5-6 bin sol. 600 kadar da milli ve manevi değerleri ön planda tutan bir gençlik grubu vardı. Ben o gençlerin abisiydim. Devrimcilerin abisi Pazarcık'tan Akın Bingöl'dü. Faruk Akın Bingöl'dü. Ülkücülerin başkanı da Elbistan'dan Şahin Yıldırım'dı. Yani 17 bin kişilik üniversite öğrencisi 3 Maraşlı lidere teslimdi. Okul dönemindeki hatıralardan. Üniversiteden sonra üniversite esnasındayken Çalışma Bakanlığı'nda memur oldum. Hacı Tevfik Paksu'nun özel kaleminde memur oldum. Okul bitince de 78'de Edirne'ye gönderdiler. Milli Türk Talebe Birliği Teşkilatı Ankara 2. Başkanı iken de 1977'de ilk defa İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda Necip Fazıl'ın Bir Gençlik Bir Gençlik diye vermiş olduğu hitabetinde şimdiki Cumhurbaşkanımız da sağ olsun Tayyip Erdoğan'la beraber onu aynı anda izleme şansımız oldu. 1976 yılında da Milli Türk Talebe Birliği Kongresi vardı. İstanbul Cağaloğlu'ndaki merkezde. Ben divandaydım. Yine reis Cumhurbaşkanımız. Ortaöğretim Komitesi Başkan Yardımcısı yaptım. Yani ben divanda görevliyken ben 4-4-1952 doğumluyum. O 54 doğumlu, ben 52 doğumluyum. 2 yaşta büyüğüm beyefendiden. O yüzden orada onu göreve de getirdik. Milli Türk Talebe Birliği 1977-78'den sonra zaten üniversite bitince artık ben orayı bıraktım. Ondan sonra da memurluk Edirne'de az sürdü. Sonra Ankara'da serbest çalıştım. Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştım. Bu arada da 1979 yılı oldu. 79 yılında o zaman Milli Selamet Partisi vardı. Yönetim kurulu üyesi oldum. Yani o partilerle, şimdikilerle beraber, İsmail Alptekin'le beraber, ötekiyle beraber orada çalıştık. Sulak Kürt ve Bala Kırıkkale bana teslim edilmişti. Adım adım köy köy oraları biliyordum. Ve bir de Maraşlar olarak Mardin'i kurmuştuk. Hasan Dikici, Ahmet Dökülmez, Mustafa Şirin rahmetli, 70-80 tane üniversiteli Maraşlı öğrencilerle Maraşlar Derneği'ne Mardin'i kurmuştuk. Mardin dergisi çıkardık ve onda da her sene yazılarımız olurdu. Ondan sonra dernekten de ayrıldık. 1979'un sonuna doğru askere gittim. Askerdeyken Ankara siteler Ulubey Önder, orada otururdum. Eşim orada kalırdı. Bir çocuğu olan insan olarak askere Ankara Mamak Muhabere Okulu'nda askerlik yaptım asliman olarak. Askerde
bir hatıram var, unutamadığım, hoşuma da giden. Askeri öğrenciler fıkrayı çok severlerdi. Rastgele fıkra, deli dolu fıkra severlerdi. 45 kişi gece birinci gün yatıyor şeyde, misafirhanede yatakta. Saat 11 oldu, millet gülüyor, oynuyor. Bir devrimci arkadaş var. Bir de ülkücü arkadaşım var. İkisi de tanıyorum. Fıkrayı büyüten bunlar. Ama sınıfın da çoğu milliyetçi ve solcu. 3-5 kişi var benim arkadaşlarımdan. Saat 12'ye doğru olunca dedim arkadaşlar, uyumak istiyoruz. Edebe mugayir fıkralar anlatıyorsunuz. Üniversite mezunu insanlarsınız. Yakışıyor mu? Lütfen keselim dedim. Hırpadan kesti. Uyuduk. Sabahleyen kalınca bir Aksaraylı olmak üzere kulağa çiğnesince milliyetçi bir arkadaş geldi başıma. Uyandım ki 15-20 kişi başına toplanıyor. Ne var gençler dedim. Abi tanışmak istiyor. Seni sevdik dediler. Tanıştık, kucaklaştık. Sınıflara doldum o zamanlar. Takım kıdemli seçeceğiz. Kıdemli KD yazıyorlar kırmızı bilekte. Artık senden dilekçe gelmeden kimseye dışarıya da, izine de gidemez, komutana da gidemez. Ben aday oldum tabii bu hava, akşamın havasından dolayı. Birinciye ben seçildim, ikinciye onlar. Takım kıdemlisi oldum. Ortaokul ve lise ve ilkokul döneminde de 10 yıl 15 yıl boyunca bulunduğum sınıfın biraz da yaşlısı olduğum hesabıyla sınıf başkanlığını hep ben yaptım. Hatta ortaokulda o zaman da öyleydi. Öğretmenlerin yetişmediği yerlerde hocalar, müdür bizzat Cuma Bey bu sınıfa sen gir diyerek beni, sınıfları yönetmemi isterlerdi. Böyle bir avantajla geldim. Askerdeydim, askerde de kıdemli oldum. Askerden sonra, Mamak'tan sonra bir ay sonra şeye gittik. 2-3 ay eğitimden sonra İstanbul Küçükçekmece'ye gittik. İstanbul Küçükçekmece'de muhabere taburunda nitekim Kenan Evren Paşa'nın ihtilal yaptığı dönemde ben orada asteğmendim. Orada muhabere asteğmen olarak takımda 3-5 katlı bina vardı, Erat Pavyonu. Oranın da kontrol mühendisliğini yaptık. Araziye giderdik, gezerdik. Askerlik hatıramızda, hatıralarımızda şimdiki duruma bakılınca çok daha iyi durumda değildik. Şimdi daha iyi. Komutan bana sorardı. Aslı benim hangi sporu seven? Selami Güneş, Bolu'dan yüzbaşım. Vallahi komutanım dedim, güreş ve boksu severim. Dedi, hangi kumarı seven? Üç taş oynardım çocukla. Hangi içki içen dedi. Valla süt ve ayran ve su çok hoşuma gider dedim. Komutan biraz rengi arttı ama bana sorduğu soru şu. Sen ne işe yaran Aslıymen? Sen ne işe yaran dedi. Zaman gösterir komutanım dedim. 10 dakika sonra ezan okundu. Barınak kaldı dedim. Ne var dedi. Cuma namazına çağırıyorlar komutanım. Gitmemiz lazım. Hadi şimdi git de bir daha olmasın dedim. Birinci gün gidersem bir daha olmasın olur mu? Gideceğiz de. Cuma'ya gittik geldik. Daha sonra Ahmet Tüfekçi Binbaşı geldi tabur komutanımıza. Allah rahmet eylesin, sevdiğim bir adamdı. Erat pavyonunu geziyor. O hatıra benim için askerlikte çok önemli. 3 kat bina. Tabur komutanının odası var. 3 tane yüzbaşı var. Selami Güneş, Selim Yücel, Osman Üsteğmen. Bir de ben varım şey olarak kontrol mühendisi olarak o binanın. Herkes anlattı, bana sordu. Aslıyım benim dedi, bu dedi tabur komutanın odasını, yani benim odamı nasıl düzenleyeceğiz? Kolay komutanım dedim ya, merak etmeyin. Nasıl? Yeşil bir halı, güzel bir yeşil koltuk takımı, güzel bir yeşil çuvadan perde. Yüzbaşlar güldü tabii. Hık dediler. Bir de dedim masanızın üzerine altta Fransız kadife, bir kadifeden yeşil altlık, bir de üstüne cam. Peki Aslı benim niye hepsi yeşil dedi? Komutanım gözünde gözlük var. Yeşil renk kalbe ferahlık, göze rahatlık verir. Belli ki gözünüz rahatsız. Kızıl renk boğucu dedim. Ötekiler gülmeye kestiler tabii. Akşam bana gel dedi komutan. Vardım. Normal asker gibi selamımızı çaktı, girdik. Ayağa kalktı, vardım elini öptüm.
Dedi sen tahmin şu anda taburun dedi bundan sonra din subayısın. Dini konularda herhangi bir şey de olduğu zaman sana soracağım. Mebela günaha girmeyecek. Elhamdülillah biz de Müslümanlık dedi. O günden sonra zaten komutanımın özel bir asistemen olarak tezkeremizi aldık geldik. Tezkereyi alıp geldiğimde direkt Afşin'e geldim. Afşin'de serbest büro. Serbest büro açtım. Posteri Alak dedi bir albay vardık. Cuma namazı rast geldik. Alaaddin Bilal var şu anda Maraş'ın belediye Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarındandı. Alaaddin Bey'le görüştük camide. Çıkınca kucakladım, öptüm elini. Büyüğüm benim. Muttalip albay. Elbistan'ın Muttalip albay dedi ki kim o dedi. Alaaddin Bilal abim dedim. Git sen abin işte olsun. Bir daha bana gelmedi. Ve benim foster hayatı bitti. Başlamadan cuma günü bitti. Afşin'de serbest sarcım İsmet Açıkgöz. Allah ömür uzun etsin. Şu anda hatırı sayılır bir abim. İsmet Açıkgöz ve Ali Ardıç Afşin'de köklü bir abidir. Bismillah de şuraya aç, gerilerine karışma dedi. Serbest büroyu açtım Kevser Mühendisliği. Evimi de yaptım. Çocukların orada iki çocuğum vardı. Askerdeyken Ahmet de doğmuştu. Rahat bir şeylik yaptık. Yine teşkilatlarda çalıştık. Milli Görüş teşkilatlarında çalıştık. Durumumuz iyi oldu. O sıradayken Hasan Dikici Bey milletvekilimiz sağ olsun gene adaydı. Ben işler partiyle ekonomik işler bazen beraber gitmez. İş iyi olmayınca memurluğa girmek istedim. Geldim memurluğu kazandım. Devlet Su İşleri'nde mühendisliğe başladım. Devlet Su İşleri'nde bölgede bir müddet çalıştım. Fakat Afşin'de başlamam gerekiyordu. Afşin'de başlamam için de o zamanlar milletvekili olan Ülkü Bey, Ülkü Sevlemiz oldu hemşerim. Memurluğu erken kazandın, hadi git bırak dedi teşkilatı. Bırakmadığım için beni direkt Afşin'de başlatmadılar. Yani memurluğa başlamadan sürgün yiyen adam olarak Maraş'ta işe başladım. Maraşlı olmama sebep olduğu için aynı adamlara hakkımı helal ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hanım evde, çocuklar evde, hanım sıkıntı çekiyor. Yani çocukların başında tek başına o kardeşin yanına aldık. Metin kardeşimiz yanındaydı. Ben orada Ali Bey'le, diğerlerle sohbete devam ettik. Seçim de bu ara oldu zaten. İlk defa 1987 seçimlerinde de milletvekili belediye başında Ali Bey 17 bin oyla belediye başkanı kazandı. Ben de ondan sonra istekle talepler üzerine belediyeye geçtim. Belediye teftiş heyeti müdürü olarak belediyeye geçtim. Daha sonra başkan yardımcılığı ve başkanlık danışmanlığı görevlerinde bulunduk. Belediyedeyken meclis üyesi konumunda olan Veysi Bey hem mecliste hem de belediye encümeninde görevlerine devam etti. Biz diğer artan işlere devam ettik. Ali Bey yanında çalışmak büyük bir avantajdı. Ali Sezal'ı yanında çalışmadan başkaları çok iyi bilmez. Ben biliyorum. Sadece başlayacağımız gün arkadaşım birisi dedi ki ya reisim işte 15-20 kilo çikolata aldık hayırlı olsun için. Ali Bey'in telefonda verdiği cevap şuydu. Benim belediye reisi olmamdan Maraş'ın ne faydası var? Ben hayırlı olsun gelenin çikolatasını ben veririm. Aldığınız çikolatayı devlet parasından, belediye parasından iade edin. Çikolatadan ben alır gelirim dedi. Ali Bey'in arabasıyla sularda, buyularda rahat su içsin Maraş su kalmasın diye ben arabada kendi arabada elinde şeyle tornavidesiyle mücadele yaz aylarında Ali Bey'le gezdik. Ali Bey belediye başkanlığını aynı zamanda daha sonra belediye başkanları gördük de Türkiye'de dünyanın her yerinde belediye başkanlığında maaşlar veremediğimiz gün doldu. Ali Bey bunu kimseye hissettirmedi.
akrabası yakından aldığı paralarla maaş zamanında verir. Daha sonra vurur telafi ederdi. Hiç kim iktidar partisi yoktu. Muhalefet partiydi. Küçük bir partiydi. Ali Bey belediye başkanlığını nereden bir daire arsa alırsak daha zengin olur, daha faydası olur hiç aklından geçirmedi. Böyle bir adamın yanında çalışmak da insana büyük bir avantajdır. Biz at sahibine göre kişiler, Ali Bey'in dürüst ne yer ne yedirir, yemeyeceğiz yedirmeyeceğiz dedi zaten başta. Seçimde öyle kazandı. Allah sağlık sıhhat versin. Şimdi biraz o da benden daha yaşlı abi. Biz Rabbinden şifalar diliyorum. Belediye başkanlığı dönemlerinde burada bir dernek kurduk. Teknik Elemanlar Derneği. Teknik Elemanlar Derneği'ni 20 kadar mühendisle birlikte, başta Timur Aktemur, mimar Timur Aktemur olmak üzere sağ olsun, kurduk. Kahramanmaraş'ta öğretmen evinde ve Hünkar Düğün Salonu'nda, DSİ Salonu'nda olmak üzere belki 100-200 tane beşer yüzlük, biner kişilik toplantı, konferans herkese nasip olmadı. Teknik Elemanlar Derneği yok, biz yaptık. Sadece 5 tane kitap gecesi yaptık. Hatip Vehbi Vakkasoğlu dahil ne kadar gördüğün Türkiye'deki fikir adamları varsa yerel yönetimler konusunda Aytaş Durak Bey, işte Hanvi Bey geldi konuştu. Urfa Belediye Başkanı olmak üzere çok büyük faydalar sağladık. Şu anda ben dernekten ayrıldıktan sonra da yeniden böyle bir 1000 kişilik toplantıları, kültürel faaliyetleri çok görmedik. Biz Maraş'ta aynı zamanda Dolunay şiir şöleni yaptık. Dolunay şiir şöleninde rahmetli ölen Bahattin Karakoç'la birlikte Ramazan Avcı, İnci Okumuş, Nusret Şan 7-8 sene, 10 sene Dolunay şiir şöleni düzenledik. 70-80-100 tane bütün Türkiye'den gelen şairler yedi, içti, gezdik, dolaştık. Allah onlardan razı olsun. Çok mutlu bir faaliyet oldu. Şu anda Maraş'ın kültürel faaliyetlerini inkar etmemek ve takdir etmek gerekirse Serdar Yakar'ın gayreti, Yaşar Alparslan hocamın da bilgisi ve otoritesiyle bütün Maraş'ın geçmişteki değerleri su yüzüne çıkartılıp zapturapt altına alınmaktadır. Ben huzurunuzda başta hocam Alparslan olmak üzere Ramazan Avcı'ya, Serdar Yakar'a, kültüre katkısı olan herkese, 7 güzel adamın torunları, 70 güzel adama huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş Belediyesi'nde görevliyken daha çok memurlarımızla, müdürler ve idarecilerimizle 70-80 tane kahvede konferansımız oldu. Halkın huzuruna beraber çıktık. Yani imkanımız yoktu ama güler yüzümüz vardı, tebessümümüz vardı. Eğer Kahramanmaraş'ta 7-8-10 sene belediyede çalışıp da vatandaşın arasına çıkacak yüzümüz varsa yaşarsınız. Yoksa Maraş'ta kalamazsınız. Maraşlı merttir. Bazen de serttir. Eğer sıkıntı olursan başına en büyük derttir. Ama biz Maraşlı'yla yolda, sokakta, ortada. Bu arada Atilla Kambur benim işte üniversitede sınıf arkadaşım. 5 yıl üniversiteye beraber olduk. İşte 3-5 yılda belediye beraber çalıştık. Orada baktım daha çok geçer meydanda. Kahramanmaraş halkının bir de teşekkür etmem gerekiyor bu vesileyle. İlk belediyeyi kazandığımızda meclis üye sayımız azdı. Fazla meclis üyesiyle belediyeye götürmek kolay bir olay değildi. Bütün partilerin meclis üyeleri dedik Ali Zala, Ali Bey dediler, biz seni tanırık. Maraş'ın Ali Bağası. Çalışmalarını oy vermedik. Partilerimiz değilsin ama dürüst bir insansın. Bizi yanıltacak, yanlış bir iş yapıncaya kadar bütün imkanlarımız sizin elimize hazır. Belediye başkanı tüm meclis üyelerine beraber çalıştık. 17 meclis üyesi yerine 31 meclis üyesiyle çalıştık beraber. Bize iyi davrandı. Maraş halkının bu dobra dobra
isabetli kararından dolayı teşekkür ediyorum. Ve ondan dolayı da Ali Bey bir 17 ile aldık. Sonra 34 aldık. 45 aldı. 65, şimdi 125'den de 250'den devam ediyorum. Yani bu halkın huzurunda doğru dürüst davranırsanız, sömürmezseniz, semirmezseniz, 3'ü 5, 5, 10 etmezseniz halk sizi yalnız bırakmaz. Kahramanmaraş Belediyesi'ndeyken bir tecrübe artırmak adına Avrupa'daki belediyeleri gezmek için reisimden izin aldım. Onun müsaadesiyle Avrupa'ya gittim. Avrupa'da ilk defa 1965'te giden ve şimdi 5,5-6 milyonu bulan bir Türk kesim var. Lahey'de, Anvers'te, Bonn'da, Paris'te yaklaşık 40 vilayette konferanslar verdik. 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi bazen camilerde. Maraş'ı, oradaki insanlarımızı sosyetesiyle, dindarıyla, seküleriyle ayrım yapmaksızın Avrupa'da takdim ettik. Ortak konferanslara kattık. Hele Allah rahmet eylesin, bizim yetişmemizde Türkiye'nin teknoloji sanayiyle tanışmasında çok büyük emeği olan bir profesör vardı. Neydi adı rahmetlinin? Ha, Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan hocamızın orada çalışmış olduğu bir leopar tankları fabrika varmış Anvers'te, Amsport'ta, birkaç yerde. Orada çalışan işçileri buldum. Onlar özel anahtarla okutmadan giremiyorlar. Herkes fabrikaya giremiyor. Hocanın çalıştığı yerleri teker teker gördüm. Ve bir Alman'ın ifadesiyle, Necmettin Erbakan 50 yıl evvel Almanlardan geçseydi bizim tanklarımız, toplarımız Rusya'da donar yenilmezdik. Ve kendisi gidince hocayı emanet edermiş. Böyle bir lütfumuz oldu. Onlarla tanışmak, görüşme imkanımız oldu. Allah onu da mekanı cennet eylesin, öldü. Zaten Türkiye'de de besmele ile hareket ettiği için bereketli oldu. Şu anda Cumhurbaşkanımız da, birçokları da onun talebesi konumundadır. Ben Afşin Ortaokulu'nda öğrenciyken elini öptüm ve mezarını da koyuncaya kadar, bırakıncaya kadar hocamızın yanından ayrılmadık. Ömür boyu da onun düşüncesine sadık kalacağız. İlk Ankara'da evdeyken ilk çocuğumuz Emine Sultan, Emine Hanım kızımız oldu. Kızımız olduğu gün biz kadın doğuma, büyük kadın doğuma gittiğimizde evde 8 tane misafirimiz yatıyordu. Yani evde hiç kimse kalmamıştı. Ev halkı olarak ben Hacer'i de aldım. Ev sahibinin arabasından gittik. Evimize 8 misafir kalktı. Herhalde kahvaltı yapmış gitmişlerdir. Ondan sonra kızımız büyüdü o civarda. 4 yaşındayken işte Edirne'ye gittik. Edirne'yi gezdik. 4-5 yaşında sürgün olduğumuz için. Sonra o 78'de Ecevit rahmetlinin geldiğinde bizi oraya gönderdilerdi. Asker dönüşünde İmam Hatip Okulu'nda biraz okudu. Sonra sanat okulunda okudu. Kızımız ondan sonra biyoloji öğretmen oldu Ankara'da. Nitekim ondan sonra da everdik. Hasan Polat isimli bir endüstri mühendisiyle evlendi. Şimdi biri Burak Polat, Zeynep Hacer, Ayşe Melek diye iki kız, bir oğlan torunumuz var. Buradan onlara selam gönderiyorum. Damada da, kızıma da torunlarımın gözlerini öpüyorum. Çok tatlı bir torunlarım var. Hacer Hanım da kızı hakkında bir şeyler söylesin. Bir kızım, iki oğlum var. Kızım Emine, tek göz ağrımız. Ondan sonra Emine'm 4 yaşındayken Ahmet'imiz oldu İstanbul'da. Babası askerken. 9 sene sonra cihadımız oldu. Büyüttük, çok şükür evlendirdik. Şimdi çok güzel torunlarımız var. 6 tane torunum var. Oğlumun 2 tane kızı var, büyük oğlumun Ahmet'in. Cihadımın yeni bir bebeği oldu. Leylimiz oldu çok şükür. Kızımdan da 3 tane, 2 kızım, 1 torunum var, 1 oğlum var. Hepsini çok seviyorum. Çocuklar sevilir, torunlar da daha çok sevilirmiş. Onu gördüm, onu öğrendim. Allah'ım herkese nasip etsin.
Herkesin evine versin, herkese tattırsın Rabbim. Benim torunlarım, çocuklarım da canları sağ olsun, ömürleri uzun olsun inşallah. Günleri, bahtları güzel olsun. Çok şükür iyiyiz, sağlıklıyız. Allah'a şükrediyoruz. Şimdi işte çocukların da hepsi ayrılınca bir Köroğlu bir Ayvaz hesabı. Hacer Hanım'la biz bu işte 230 metrekare evde kaldık. Odaların birine saklandık mı birbirimizi bulamıyor. Beraber iki kişi. Bu demek ki böyle şey. Yani herkesin süreci böyle oluyor kanaatime göre. Masanın üzerinde kitabı da görünce benim edebi çalışmalarım da olmuştu. 5 tane kitabım var. İnternette Cuma tarihli olan kitaplar deyince çıkar. O bir tanesini de size hediye ediyorum. Biri şiir kitabı. Birisi milli hassasiyet ve manevi mesuliyet. Biri kalbime sığdıramadılarım gibi. Körfez Harbi'ne, emperyalizme karşı milli duruş sergileyen kitaplarım var. Onu da belirtmek isterim bu şekilde. Bir ağaç dalı budakları kökü ne kadar derindeyse o kadar sağlam ve gür olur. Ağacın sıhhati, bağlı bulunduğu toprağa sadakat, zedelenmemesi ve toprağın derinliğindeki nimetleri almasıyla mümkün ise, bir gencin de gelecekte apal topal vatanına milletine faydalı olması için geçmişini, tarihini bilmesi gerekir. Milli ve manevi değerleri bilmeden başkasını ve batıyı körü körüne taklit ederek milli bir değer olarak hayata kalmak kolay değil. Şu andaki gençlerimizin kitap okumaları, yazmaları gerekirken internet ve cep telefonlarıyla çok büyük bir tahribat altında olduklarının farkındayım. O bakımdan da ben akıllı telefon, akıllı kullanılırsa, ayetler var, hadis var, bilgiler var, faydalanırsa telefona karşı, teknolojiye karşı durmak doğru bir olay değil. Ama telefonu o şekilde kullanmazlarsa, çocuklar kanka demeden başka kelime bilmiyorlar. Necip Fazıl'ın kaç tane şiirini oku dersen, bir Sakarya'yı ben 70 yaşında rahatlıkla okurum. Bir Mehmet Zindan'da Mehmet'e okurum. Bir Akif'in Bülbül şiirini rahatlıkla okurum. Çocuklar 5 yaşında, küçükken, 6 yaşındayken 10 İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere su gibi biliyorlar. 20 yaşına geldi miydi İstiklal Marşı'nı söylemeyecek hale geliyorlar. Buradan sesleniyorum televizyonumuz. Ha bu arada şunu dememiz lazım. Belki başta diyecektik. Halitoğlu Abdullah dahil o aile, arkadaşlarım, yakınlarım Aksu Televizyonu ile Maraş'ın yıllardan beri öncüsü, sözcüsü oldu. Allah onlardan razı olsun. Fedakarlık yaparak paraya puru bir kenara koyarak faiz yatırsalar aynı paranın 10 mislini kazanacakları halde fedakarlık ederek bu televizyonu ayakta tuttular, canlı tuttular. Bu televizyonumuz vasıtasıyla ben de ilan etmek isterim ki bütün genç kardeşlerimiz ceddimizi, Sezai Karakurç'u, Necip Fazıl'ı, Erdem Beyazıt'ları, ne kadar eskiden alimler varsa özellikle hadis ve ayet ilmiyle ayakta kalsınlar. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, eminim alçak bir olmazsa bu duracak diyor Akif. Geleceğe rahat görmek için geçmişe iyi bağlanmalıyız. Mazisini inkar eden kökü kemirilmiş fidan gibi olur, gurur. Ben özellikle ailem hakkında konuşmak istiyorum. Bunu da mutlaka kayıta geçirin. Türkiye genelinde müftü olarak Ramazan Tahiroğlu ve Ali Rıza Tahiroğlu'nun hizmeti küçümsenemediği gibi. Doktor olarak Muhammed Tahiroğlu ve Tahir Tahiroğlu Kayseri'de Maraş halkı tarafından da bilinmekte ve milli ve manevi değerlere saygılı olarak saygıyla anılmaktadır. Afşin'de Bayram Tahiroğlu, Hanifi Tahiroğlu, Mustafa Tahiroğlu, özellikle Said Tahiroğlu son 20 seneye damgasını vuran reis döneminde Elmistan Afşin Maraş havalisinde Ankara İstanbul'da aranan, bilinen, tanınan bir isimdir.
Kardeşleri mimar Ebu Bekir gelinimiz, Cihat ve Ebu ve Habib Tahiroğlu inşaat mensubu, tamamen teknik bir aile haline geldiler. İsmail Tahiroğlu bunların kahrını çekerek, büyüterek büyük bir hayra imza atmıştır. Hasan Hafız Tahiroğlu'nun oğlu Huzeyfe Tahiroğlu okul müdürü olarak, Ramazan Tahiroğlu Hafız İmam Hatip müdürü olarak, Hacı, şu anda da Hacı Ahmet de sendikacı olarak bütün Türkiye'de gezen kıymetli bir kardeşimdir. Ben eniştelerimizle Recep Söyler, Abdullah Tut, Azam Polat, Fatih eniştelerimizle birlikte tüm ailemizin Kahramanmaraş'ın kültür hayatında vazgeçilmez bir köşe taşı olduğu kanaatindeyim. Hepinize, hepsine huzurunuzda büyüklerin elinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.